diğer dinler ve İslam. Gerçekten de İslamiyet'in dışında kalan dinler hakikatten uzak düşmüştür. Ya beşer mahsulü batıl bir dindir, ya muharref olduğu için yine beşeri müdahalelerle hakikatten uzaklaşmıştır. Hristiyanlığın yaşadığı akide, ibadet ve hukuk erozyonunu ve tahrifatı evvelki sayfalarımızda genişçe anlattık. Bir misal de burada verelim. Endülüs Müslümanlarına ağır zulüm ve işkenceleriyle bilinen Kastilya Kraliçesi Isabella, tarihe Kirli Isabella diye geçmiştir. Çünkü muharref Hristiyanlığın bozuk telakkisine göre yıkanmak ve temizlenmek dünyaya değer vermek demekti. Koyu Katolik olan Isabella hiç yıkanmadığı için yanına yaklaşılmayacak derecede pis kokardı. Ömrü boyunca sadece iki kez yıkanmıştı. Sadece kraliçeye değil, güya dindar diğer evli kadınlara da yayılan bu ahmakça anlayış sebebiyle halk, Hristiyanlık taassubu yüzünden pis kokan hanımlarını bırakmış, sırf yıkanmaları sebebiyle hayat kadınlarına meyletmiş, yani toplumun uru olan fahişelik revaç bulmuştur. Böylece aileyi çökerten zina hastalığı, ruhları ve nesilleri perişan etmiştir. Tahrif edilmiş insan mahsulü bir dinin zavallı hali. Pavlos'tan beri sürekli tahrif edilen Hristiyanlık, bugün de ateist baskılar karşısında tahrif edilmeye devam ediyor. Ne kadar acayiptir ki, Hollanda gibi bazı ülkelerde kilise, iki erkeğin nikahını kıyıyor. Halbuki kilise, yakın zamana kadar buna karşı durmaya çalışıyordu. Fakat şimdi ise, bir tavizde bu sahada veriyor. Yani kilise, insanı toplumun en aşağısına yuvarlayan ağır bir günahı ve isyanı kendi elleriyle nikahlıyor. Günahları ve isyanları evlendirmek diye dini bir yaklaşım olabilir mi? İnsanın kötülükle evlendirilmesi nasıl bir sapkınlıktır? Sürekli baskılara boyun eğen, duruşsuz ve şahsiyetsiz bir din olur mu? Böyle bir din, insana saadet verebilir mi? Elbette veremez. Yahudilik de farklı değil, o da tahriflerin oyuncağı olmuş. Kendi ırkına hizmet için insanlığa düşman olmuş, zulmü din haline getirmiş bir din. Yahudilik hakikatten o kadar uzaklaşmış ki, insanlığı dinine davet bile etmiyor. Bu din sadece onlara mahsus. Hurafeler, sözlü ve yazılı kültürlerini işgal etmiş. Ellerindeki Tevrat ve Zebur'dan kalıntılar o kadar tahrif edilmiş ki, bu muharref sayfalarda peygamberlere, Tanrı ile haşa güreşmek, küfre düşmek ve zina etmek gibi rezillikleri isnat etmekten çekinilmiyor. İbadetler de tahrif edilmiş. Kaporot ayini buna bir misal. Hristiyanlık gibi parçalara ayrılmış olan Yahudilerin, ultra ortodoks denilen grubunun sürdürdüğü bu sözde ibadet şöyle. Kişi, dini bayramları olan Yom Kipur'dan önce bir tavuk alır, bir dua okuyarak kafasının üzerinde 3 kere döndürür, güya günahları o hayvana geçer. Sonra o hayvanı keserek günahlarını yok etmiş olur. Bu ayinin bir temelinin olmadığını kendileri de itiraf ediyorlar. Süleyman Mabedi yıkılmadan önce
günahlarını bir keçiye yükleyerek onu çöle bırakmak suretiyle günahlarından kurtuluyorlarmış. Bu da lisanımıza birinin hatalarının masum bir kişiye yüklenmesi sadedinde kullanılan günah keçisi tabiriyle geçmiştir. Fakat mabet yıkılınca tavuğu uydurmuşlar. Her iki muharref dinde de günahlardan kurtulmak basit sebeplere bağlanmakta. Halbuki İslam'da günahları affeden ancak Allah Teala'dır. Ve dünya hayatında bundan emin olmak mümkün değildir. Son nefese kadar Allah'a istiğfar ve ilticaya devam edilir. Müellif eserine şöyle devam ediyor. Burada Necip Fazıl'dan dinlediğim bir hatırayı nakletmek isterim. Meşhur sosyolog Toynbee Mısır'a gider. Kendisi sosyolog olduğu için garip bir dilencinin yanına yaklaşır ve "Sana para versem ne yaparsın?" diye sorar. Dilenci de "Senin için Allah'a dua ederim." der. "Peki senin duanı Allah kabul eder mi?" diye tekrar sorar Toynbee. O dilenci de der ki, "Beyim, ben dua ederim, gerisine karışmam. Allah dilerse kabul eder, dilerse etmez." Toynbee bunun üzerine şöyle der, "Bizim tahsilli dediğimiz papazlar, kendileri gibi bir insanın günahını çıkardıklarını söylüyorlar. Burada ise bir dinin en garip insanı Allah dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez diyor. İşte İslam'ın muharref dinlerden farkı, hem de her ferdine kazandırdığı bir şuurla. Bir başka misal. Bir kilise mensubuna sorulur, bir insan günah işleyince ne yapmalı? Papaza gelmeli, para vermeli ve günah çıkarmalı. Tekrar işlerse, yine gelir, yine para verir, papaz onu yine affeder. Peki, eğer işlediği günahın içinde kul hakları da varsa, bunu papaz nasıl affedecek? Cevap yok. Günah çıkartılması meselesi ne kadar aldatıcı bir hamakattir. Bir kul, diğer bir kulun Allah'a karşı işlediği günahını nasıl affedebilir? Kendisine karşı yapılmış bir hırsızlığı, cinayeti vesaire, ağır bir zulmü, bir başkasının cezasız bir şekilde affetmesine kim razı olabilir? Hukukun kaldırılmasına kim razı olabilir? İşte bu tenakuzlar, bu tezatlar insanları muharref dinlerden soğutuyor. Muharref dinlerdeki tezatlar sebebiyle inançtan soğuyanlar, hak din olan İslam'la buluşabilseler, bu tezatların hak dinde olmadığını ve İslam'ın mükemmelin de mükemmeli olduğunu görebilseler, din müessesesi hakkında bağnaz hükümlere düşmekten kurtulur ve iki cihan saadetine nail olurlar. Uzak Doğu dinleri ise aklı selimden iyice uzaklaşmış. İnsan hürriyetine düşman bir kast sistemi, insanlara kıyan zalim örf ve adetler. Ahireti inkar için uydurulmuş reenkarnasyon, tenasüh, teselsülle mantığını kaybeden, adalete, hak ve hukuka hizmet etmeyen, gayesiz, saçma bir ruh göçü. Gayesiz bir mistisizm, heykellere tapınma, putperestlik, rezil vaziyette, pislik içinde mabetler.
mitolojiyle, efsanelerle karma karış olmuş, ne yaratıcısı, ne ahireti olan keşmekeşler. Hayvani gıdalardan uzak durma, meditasyon ve yoga gibi perhiz, düşünce ve spora benzeyen ve batılı insanlara kısmen mistik bir haz veren kalıntılar varsa da, Tanrısı, kıblesi ve gayesi olmayan bu dinlerde saadeti bulmak imkansızdır. Bunlar dışında Afrika gibi yerlerde de batıl dinler var. İnsanı kurban eden, taşlara tapınan yarı vahşi dinler. Ayrıca mevcut hiçbir din beşeriyete bir saadet reçetesi sunmuyor. Ferde, aileye, topluma, iktisada, anne babaya, çocuğa, yaşlıya, fakire, fukaraya çare getirmiyor. Asıl halleri belki asırlar öncesinde doğru olsa bile, tahrifler neticesinde hayatın sadece bir iki tarafına temas edebilir hale gelmişler. Bu dinlere bakıp da din müessesesi hakkında umumi bir hüküm vermek doğru değildir. İslam, hak dinin adıdır. İslam'da bu mantık dışı, zalim, kirli ve ahmakça uygulamalar yoktur. İslam, tahrife uğramadığı gibi, İslam'da Allah adına bir takım din adamlarının kendi kendine söz söyleme, akide belirleme, helal haram koyma salahiyeti de yoktur. Zira İslam'da irade Allah'a aittir. İslam, bütün esaslarını Allah'ın kelamı olan Kur'an ve Resulünün talimat ve tatbikatları olan sünnetten alır. Alimler sadece sonradan karşılaştıkları meseleleri Kur'an ve sünnetteki hükümlere kıyas edebilirler. Ancak Kur'an ve sünnetin ruhuna birebir uygun maslahatlarla içtihatta bulunabilirler. İslam, hayatın tamamını tanzim edip de nefsani yaşayışa kapı açmadığı için bugün özellikle ona karşı bir hücum ve saldırı var. Bu yüzden İslamofobi tabirinin işaret ettiği korkular üretildi. İslam'ı karalamak, onunla insanların arasına girmek için iftiralar ortaya atıldı. Halbuki İslam, mümin kulları bütün fani korkulardan emin kılarak cennet yolcusu eder. Diğer inanış ve sistemlerde insanı şekillendiren herhangi bir mesuliyet olmadığı için onlara çok daha müsamahakar yaklaşıyorlar. Kişi tanımadığının düşmanıdır. İslam'a karşı duran birçok insan, aslında onu hakkıyla araştırmış, tanıyor değildir. Bu manada İslam'ın muhtevasını kısaca hülasa edelim. Dinin muhtevası, hayatın her safhasını kapsar. İki cihan saadeti gayesini gerçekleştirmek üzere her suale cevap verir. Bu cevaplar manzumesi içinde asla tezat bulundurmaz. Sistemli ve muntazamdır. Mükemmelin de en mükemmelidir. Zülcenaheyn'dir. Yani hem dünyada hem ahirette müntesibine saadet hazırlar ve bunu gerçekleştirir. Günümüzün ahireti unutturan modern cahiliyesinde vicdanlara ve ibadethanelere hapsedilmiş ahlak umdelerinden ibaret ılıman diye adlandırılan bir din anlayışı vardır. Şeriat ve ahkamdan uzak deizm ve ahkamı emekli etme cehaleti olan tarihselcilik gibi batıl anlayışlar ortaya atılmaktadır. Hak din olan İslam'sa, mükelleflerin sadece ibadet hayatını tanzim etmez,
fertten aileye, aileden topluma, hususi hayattan sokağa ve meydanlara, yeme içmeden iktisada, hayatın her safhasında, müminin hayatını en güzel, en ideal ölçülerle düzenler. Mükelleflerin bütün fiilleri hakkında hüküm inşa eder. Din, kainatın ve insanın yaratılış gayesini idrak etmemizi sağlar. Kundakla kefen arasındaki hayatın bütün muhtevasını, her köşesini tanzim eder. Hatta aldığımız nefese, attığımız adıma kadar. Din, insanı dünyada vicdan huzuruna, ahirette ise ebedi saadete hazırlayan kanun ve kaideler manzumesidir.